Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Balya makinalarında kalmıştık. Oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda bir Rabia görünüyor sanırım. Sisteme katılan. Başka yok gibi. Rabia, beni duyuyor musun? Tamam. Merhaba Rabia. Geçen dersimizde balya makinalarında kalmıştık. Oradan kaldığımız yerden devam ediyorum. Şu anda sistemde bir sen varsın sanırım. Başka katılan olmazsa beraber dersi yürüteceğiz. Uygulama ekranını paylaşıyorum. Evet. Balya makinaları konusunda kalmıştık. Geçen hafta devam edelim buradan. Balya makinaları yeşil yemler, anıs, çeşitli hayvan yemleri, hububat sapları gibi pek çok materyali tarladan dağın kalle ya da namlu haline toplayıp sıkıştırarak ip ya da telle bağlayıp balya yapan makineler. Balyalama aslında otun, sapın, samanın ya da yeşil yemlerin paketlenmesi işidir. Balyalama yapmakla otlar iple ya da telle paketlenir ve gerektiği zaman paket çözülerek kullanılır. Burada bir köşeli balya makinesinin genel bir görüntüsü verilmiş ekranda. Şimdi arkadaşlar, biz balya makinesini ya da balya makinesini neden kullanıyoruz ya da otları neden balya yapıyoruz? Daha önce de söylemiştik, defalarca da söyledik. Yeşil yemleri hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için üretiyoruz, yetiştiriyoruz. Bunları yetiştirdikten sonra da değişik şekillerde değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte otun mesela silaj yapılması idi. Otun kurutularak işletmeye getirilmesi, kurutulduktan sonra, iyice kurutulduktan sonra kışın yemin olmadığı, yeşil yemin olmadığı zamanlarda hayvanlara verilmesi idi. Bunlardan bir tanesi de, üçüncü bir değerlendirme şekli de balya yapılması idi. Şimdi yeşil yemler hasat edildikten sonra tarlada ne yapıyorlar? Bırakılıyor namlu halinde. Daha sonra arkadan balya makinesi gelerek bunları paketleme yapıyor. Yani bir nevi ne yapıyor? Bunların hacim ağırlığını artırıyor. Yani birim metreküpteki ağırlığını artırıyor. Bu şekilde işte otun taşınması, depolanması, korunması ve tüketilmesi kolaylaşıyor ve kayıplar azalıyor. Neden kayıplar azalıyor? Çünkü bunlarda otun dağınık halde taşınması, kullanılmasında değişik kayıplar meydana gelebiliyor. Bunlar daha böyle derli toplu oluyor. Daha kolay taşınıyor. Daha kolay üst üste yığılarak depolanıyor. Koruması kolay oluyor. Yani mesela deponuz olmasa bile, dışarıda bile balyayı saklayabiliyorsunuz. Üst üste koyuyorsunuz, bir yığın yapıyorsunuz. Yığının üzerine naylon çekiyorsunuz. İşte kardan, yağmurdan, doludan, diğer iklim koşullarından siz balyalanmış otunuzu koruyabiliyorsunuz. Böyle bir faydaları var. İşte balyalanmış otun hacim ağırlığını artırır demiştik. Bu işte 2,5-3 kat artabiliyor. 1 metreküpteki ağırlık kütlesi. Yığma olarak depolanan otların depolanması, taşınması ve kullanılması çok zor, bildiğiniz gibi. Hem çok yer kaplar, hem çok kayıp olur, hem taşınması uzun zaman alır. Çok çok fazla yer işgal ederler. İşte onların önüne geçmek için biz balyalama işlemi yapıyoruz. İşte balyalan otun depoya taşınmasında tarım arabaları kullanılır. Balya makinesinin arkasına bağlı tarım arabasına balyalar ya fırlatılarak ya da balya makinesinin arkasına ilave edilen bir kanala yüklenir. Şimdi arkadaşlar, balya yapıldıktan sonra balyanın taşınması
tabii ki bir sorun oluyor. Onun önüne geçmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiş. Çeşitli yöntemler geliştirilmiş. Bu yöntemler içerisinde bir tane balya makinesinin arkasına bir kanal konuyor. Kanalla arkadaki tarım arabasına. Ya tarım arabası çekiliyor. Muhtemelen yine aynı şeyle balya makinesine bağlanıp çekiliyor. Veya ayrı bir şeyle de olabilir. Traktörle de çekilebilir. O kanalla doğrudan çıkan, balya makinesine çıkan tarım arabasına gönderiliyor. Veya fırlatıcılar var. Son yıllarda kullanılan. Çıktıktan sonra kanalla değil de fırlatılarak, havadan fırlatılarak arkadaki tarım arabasına gönderiliyor. Arkada insanlar var tabii. O gelen balyaları ne yapıyorlar? Üst üste yığma olarak yığıyorlar ve bu şekilde tarım arabasını dolduruyorlar. Da doğrudan şeye bırakılıyor, tarlaya bırakılıyor. Tarlaya bırakıldıktan sonra tekrar ayrı bir araçla, insan eliyle veya diğer traktörle ne yapılıyor? Toplanarak yine arabaya konuyor ve bu şekilde işletmeye getiriliyor. Ve taşınıyor depoya. Balya makineleri kaç çeşittir? Kaça ayrılır? Hareket şekline göre sabit olanlar, ilk çıkanlar arkadaşlar sabit makineler bunlar. Otu getiriyordunuz balya makinesinin yanına ve öyle şey yapıyordunuz. Balya yapıyordunuz. İkisi traktörle çekilenler, biraz daha değiştirilmiş şekli. Ya bu kuyruk binden tahrikli oluyor ya da motorlu oluyor. Kuyruk bile tahrikli traktörle çekildiği için hareketini kuyruk bileden alıyor ve traktörün gücüne bağlı oluyor balya makinesi. Motorlarda ise traktör sadece çekme işlemi yapıyor. Balya makinesinin işleyici organları balya makinesinin üzerinde bulunan motordan hareket alıyor. Bu motor termik motor oluyor genelde. Ya benzinli ya da dizel motor olabiliyor. Üçüncü sınıflandırma arkadaşlar hareket şekline göre kendi yürür olanlar. Bunu da hep söylüyoruz. Büyük arazilerde iş başarısını artırmak için daha kısa sürede daha büyük alanda balya yapmak için ve ayrıca balya makinesinin müteahhitliğini yapmak için kendi yürür olanlar tercih ediliyor. Sadece bu iş için kullanılıyor. Başka bir amaçla kullanılmıyor. Balya biçimine göre arkadaşlar, balya biçimine göre de yuvarlak balya, silindir yani balya yapanlar, köşeli ya da dikdörtgen veya da kare şeklinde balya yapanlar olmak üzere arkadaşlar iki tipe ayrılıyor. İlk çıkanlar tabii ki kare tip, dikdörtgen tip olanlar, köşeli olanlar. Daha sonralar ise yuvarlak ya da silindirik balya tipleri gündeme oturmuş, tercih edilir olur. Balya sıkıştırma basınçlarına göre düşük basınçlı balya yapanlar, yüksek basınçlı balya yapanlar. Arkadaşlar düşük basınçlı olanlar ilk çıkan balya makinaları. Bunların otur girişiyle çıkışı aynı doğrultu üzerinde. Basınçları daha düşük, özgül ağırlıkları burada daha düşük ve daha basit makinalar. Yüksek basınçlı balyalar ise ot burada toplanıyor ya da biçildikten sonra 90 derece yön değiştirerek balya odasına gidiyor. Yani otun balya makinesine girişiyle çıkışı aynı doğrultuda değil. Yön değiştirerek balya odasına geliyor. Bunlar da son çıkan makineler. Bunlar da özgül ağırlıklar daha yüksek tabii ki. Düşük basınçlı olanlara göre. İş başarıları bunların daha büyük, daha yüksek ve daha komplike, daha modern makineler. Balyanın bağlanma malzemesine göre de balya makinelerini ayırıyoruz. İp bağlamalı ve tel bağlamalı olmak üzere. İlk çıkan makineler tel bağlamalı idi. Fakat daha sonra tel parçaları, otun içinde kalan, balyanın içinde kalan tel parçaları hayvanlara zarar verdiği için, geri dönüşü olmayan zararlara yol açtığı için onlardan vazgeçilmiş. İp bağlamalı olanlar tercih edilmiş. Ama halen günümüzde böyle ihraç edilen, diyelim ki çok uzak mesafelere götürülecek balyalarda telle bağlanarak daha sağlam bir şekilde bozulmadan gitmesi sağlanıyor. İşte burada köşeli bir balya verilmiş. 500 ile 1300 milimetre arasında değişir demiş. Köşeli bir ya da
dikdörtgen prizması şeklinde olan bir balya tipi görüyorsunuz. Aşağıda ise yuvarlak bir balya makinesi görüyorsunuz. Arkadaşlar bunların her ikisinde küçük tipi, yani mesela 30 kilogramlık 50 kilogram arasında değişen tipleri olduğu gibi 500 kilogram ve üzeri olan tipleri de bulunmaktadır. Eğer şöyle büyük küçük arasında ne fark var? Büyüklerin bir defa depolanması, iş başarıları yüksek, makinaları bu tip balya yapanlar iş başarıları yüksek, depolanmaları kolay ve büyük işletmeler için kullanışlı, taşınması daha, bunların daha uzak mesafelere taşınmasında daha başarılı bir taşıma yapılıyor. Yani daha fazla bir tek bir arabayla daha taşıma yapılabiliyor. Bunun gibi özellikleri var. Küçük olanların ise küçük işletmeler için geçerli. Mesela 3-5 hayvanı var, 5-6 hayvanı var. Ne yapıyor? Bir tane balyayı çözüyor, hayvanlara bir günde yediriyor. Yani büyük balyayı çözüp de bir hafta 10 gün yedireceğine küçük balyayı çözerek bir günde yediriyor. Bu şekilde balyada kayıplar önüne geçiliyor. Yorulması engelleniyor. Taşıması kolay küçüklerin. Bunların depolanması kolay. Aynı zamanda şeyde depoda üst üste yığılması yani daha kolay. Mesela büyük balyalar için mutlaka traktöre ihtiyaç var. Traktörle taşınması lazım. Özel cihazları olması gerekiyor. Ama küçük balyaları iki kişi tutarak da veya bir kişi tutarak da ne yapabilir? Rahatlıkla taşıyabilir. İşte elle çalıştırılan balya makinesi ABD'de 1813 yılında yapılmış ve patent almış. Sabit balya makinelerinin özelliklerini burada sıralamış. İşte kayış kaslarıyla çalıştırılıp dikdörtgen balya böyle şekilde yapılmıştır. Çok fazla iş gücüne gereksinim vardır. Balyalar elle bağlanmakta, belki işçiye ihtiyaç duymaktadır. Tabii ilk çıkan balya makineleri de arkadaşlar elle bağlama yapıyordu. Daha sonra iple bağlanmaya başlandı. Yani hep böyle işte ilk balya makineleri bir defa bir sabit ve bağlama yapmadan insanlar tarafından pres gibi aynı şekilde sıkıştırılıp o şekilde saklanıyordu. Daha sonra işte bağlama makinesi eklendi. Bağlama düzeni eklendi. Daha sonra hareketli balya makineleri çıktı. İşte daha sonra çekilir tipler, yani traktörden hareket alanlar, sonra kendi yürür olanlar gibi bu şekilde sürekli gelişmiş durumda balya makineleri. İşte sabit bir balya makinesini görüyorsunuz. Harman yeri var. Otlar dirgenlerle, yabalarla, çatallarla şeye veriliyor. Balya makinesine veriliyor. O şekilde yine hareketli buradan traktörle şeyden almış. Tabii burada traktör yok da bizim bölümün önünde bulunan buhar makinesi gibi buhar makinalarından hareketini almış kayış kaslakla. Bu şekilde sabit, bağlamasız bir balya makinesi. 1920 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Evet, burada gelişmelerden bahsetmişiz. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Üzerinde motoru olanların tabii ki daha az güçlü traktöre ihtiyacı var. Yani eğer traktörünüz küçükse, gücü küçükse, arkadaki balya makinesini çekecek güçte değilse ne yapabilirsiniz? Üzerinde motor olan bir balya makinesi alırsınız. O şekilde sadece çekme işleminde traktörü kullanırsınız. Büyük traktörünüz varsa tabii ki hareketini traktörden alan balya makinesi kullanmanız daha uygundur. İşte balya makinesi üzerindeki motorun gücü 15-30 kW arasında değişiyor demişiz. İşte burada motorlu bir balya makinesi verilmiş arkadaşlar. Hemen çekim demirinin ön kısmında bir şey konmuş, motor konmuş. Tabii bu motor pratik değil açıkçası. Neden? Sürekli bakıma ihtiyacı var. Benzin alıyorsunuz, mazot alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Ve bunun bir takım sıkıntıları oluyor. En iyisi tabii ki kuyruk milinden çekileni kullanmaktır.
İşte kendi yürür balya makinalarının kapasiteleri yüksek. Büyük çiftliklerde geniş alanlarda kullanılıyorlar. Ancak kendi yürür balya makinaları çekilir balya makinalarına göre daha pahalı. Bu makinalarda balya makinesinin kumanda ve çok kolay. Balya yapımının her aşaması kolaylıkla sürücü tarafından izlenebiliyor. Yastık başlarında dönme çok kolay yapılabiliyor. Bu gibi avantajlar var. İşte bir kendi yürür bir balya makinesi gösterilmiş. Klasik balyalar dikdörtgen prizması şeklinde yani köşeli tiptir. Klasik dediğimiz ilk yapılanlar, eskiden beri kullanılanlar anlamında. Ancak son yıllarda çok rağbet edilen ve ilk kullanımı 1940'lı yıllara kadar uzanan yuvarlak ya da silindirik balyalarda yaygınlaşmıştır. Köşeli balyaların kullanılan tipleri, boyutları ve ağırlıkları verilmiş. İşte mesela 22,7 ile 36 kilogram arasında değişen bir balya makinesi ölçüleri var. Bu iki noktadan demişiz. Yani iki noktadan bağlanıyor anlamında. Ağırlık arttıkça, boyut arttıkça tabii ağırlık da artıyor. 32, 42, 45 kilograma kadar çıkabiliyor. Yine iki noktada bağlanıyor. Ama 45 kilogramdan sonraki bağlananlar da 3 olanlar da 3 noktadan bağlanıyor. Mesela 2,5 metre, 1,2 metre ve 1,2 metre. Bu 2,5 metre uzunluğunda, 1,2 metre genişliğinde, 1,2 metre genişliğinde, derinliğinde ve kendisi 9-8 kilogram olan bir balyada 6 noktadan bağlanması gerekiyor. Bunlar köşeli olanlar. Tabii bu boyutlar arkadaşlar firmadan firmaya değişebiliyor. Ot cinsine bağlı olarak değişebiliyor. Hem boyut hem de ağırlık değişebiliyor. Ama şu var. Eğer işte 50 kilogram üzerine çıkarsanız 3 noktadan bağlamanız lazım. Çünkü taşıması kolay olsun, bozulmasın, pörsümesin, dağılmasın diye birden 2 noktadan daha fazla noktalarda biz balya makinesini bağlamamız gerekiyor. Balyaların ağırlığı ya da kütlesi nereye bağlı? Otun nemine bağlı, otun cinsine bağlı, balyanın boyutuna bağlı. Ondan sonra balyanın tipine bağlı yani değişebiliyor. Düşük basınçlı balya makinelerine şöylece kısaca bir göz atalım. Düşük basınçlı balya yapan makinelerde balyanın genişliği uzunluğundan daha büyük. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şu bilgisayar ekranını düşünün. Genişlik var. Genişlik yani ekranın genişliği var. Uzunluğu da derinlemesine düşünün. Derinlemesinden daha büyük. Genişliği uzunluğundan daha büyük. Birinci özelliği bu. İkinci, materyalle balya aynı doğrultuda. Yani ot bir yönden makineye girer ve yön değiştirmeden aynı doğrultuda. Balya yapılmış olarak makinenin arkasında alınır. Yani girişle çıkış aynı doğrultu üzerinde bunlarda. Üçüncü özellik makinenin toplama düzeniyle yerden alınıp iletim düzenine veriliyor bunlarda. Daha sonra iletim düzeniyle dört köşe balya kanalına veriliyor. Alternatif hareketli bir piston yardımıyla balya kanalına gelen ürün sıkıştırılarak ileri sürülüyor. Balya kanalının genişliği 60-100 santim ve yüksekliği 30-35 santim. Balya boyu 80 santim olabiliyor en fazla. Öz kütlesi arkadaşlar, özgür kütlesi 80 ile 100 kilogram. Bakın burada 1 metre küpünün kütlesi 80 kilogram ya da 100 kilogram. Biraz sonra yüksek basınçlıyı göreceğiz. Onlar da daha yüksek, daha büyük olacak. Yapılan balyaların kütlesi 6 ile 20 kilogram arasında. Balyaların bağlanmasında normal ip yani sisal deniyor bunlara veya sentetik naylon ip kullanılıyor. İş başarıları durumlarda 2-8 ton bölü saat ve günümüzde kullanılmıyor açıkçası bu tip düşük basınçlı balya makinaları. İşte burada kitabınızdan aldım. Düşük basınçlı bir balya makinesi ve parçaları verilmiş. Şuna dikkat edin. O siyah kısım yani ürünün girişiyle çıkışı aynı doğrultuda. Bu önemli. Burada değişik parçalarını siz şey yapabilirsiniz. Okuyabilirsiniz kitabınızda. Yüksek basınçlı balya makinaları bu en çok kullanılan ve günümüzde tercih edilen bir
balya makinası tipi toplanan ot 90 derece yön değiştirerek balya odasına verilir. Bunların özgü kütlesi 175-250, biraz önce en fazla 100 oluyordu. 100 kilogram bölü metreküp oluyordu düşük basınçlarda. Burada 250 kilograma kadar çıkabiliyor. Yani 1 metreküpün ağırlığı burada 250 kilogram, diğer tarafta 100 kilogram. Balya kanalının boyutu düşük basınçlı balya makinesinden küçüktür. Daha küçük bir balya kanalına sahiptir bu makineler. Kanalın küçük olması balyaların yüksek basınç sıkıştırılmasını sağlar. İş verimleri 20 ton saate kadar çıkabilir. Biraz önce 8-10 en fazla 8 ya da 10 ton saate kadar çıkıyordu. Burada 20 tona kadar iş başarıları çıkabilir. Yani bir saatte 20 ton ürünü balya yapabilir. Burada yüksek basınçlı arkadaşlar bir balya makinesi verilmiş. Bunun parçalarına şöyle bir göz atalım. Bir düzelticiler pick-up düzeninin yani toplama düzeninin önünde toplanan otun daha değerli daha düzgün toplama düzenine gelmesi için bir çubuk eklenmiş. Birle gösterilen bir çubuk var. Bu düzeltici. İki toplama düzeni yani pick-up düzeniyoruz. Pick-up İngilizce'de bildiğiniz bir toplama anlamında. O nedenle toplama düzeni ikiyle gösterilmiş. Üç, iletim helezonu. Arkadaşlar pick-up düzeni otu yerden topluyor. İletim helezonuna veriyor. İletim helezonu da bunu gönderiyor. Sıkıştırma odasına gönderiyor. 4 ip, 5 balya kızağı. Balya kızağı işte bu kızaktan sonra tarım arabasına balyalanıyor ya da oradan yere bırakılıyor. 6 balya basınç ayar kolları. Her iki tarafta iki tane şey var, kol var. Onunla siz balya basıncını ayarlayabiliyorsunuz. 7 balya odası ya da kanalı. 8 bağlama düzeni. 9 yedirici kollar. Arkadaşlar helezonun verdiği otu, yeşil otu burada pistonun 10 ile gösterilen pistonun önüne bu yediriciler iletiyor. Yani alıyor pistonun önüne bırakıyor. Piston götürüyor, sıkıştırıyor sıkıştırma odasında. Piston geri çekiliyor, tekrar bu yedirici otu veriyor. Piston tekrar sıkıştırıyor. Bu şekilde piston, bu yediriciler bağlama düzeni ne yapıyor? Bir senkronizasyon içerisinde çalışıyor. Bu senkronizasyonu sağlamak zor olduğu için her imalatçı balya makinesi yapamıyor arkadaşlar. Özellikle bağlama düzeni ve bu senkronizasyon balya makinesinin en zor, en handikaplı bölümü. Ha, burada 12 ile arkadaşlar şartla bağlı, traktör kuyruk milliğine bağlı balya makinesi. 11'de volan var. Volan da bildiğiniz gibi termik motorlarda olan volan hareketin düzgünlüğünü sağlıyor. İnişleri ve çıkışları olabildiği kadar hız farklılıklarını engellemeye çalışıyor. İyi bir balya makinesinde aranan özellikler neler olmalıdır? Yarın siz çalışmaya başladığınızda bir firmanıza ya da bir kuruluşa bir balya makinesi alırken şartnama hazırlayacaksınız. Şartnamada bunlar olması lazım. Yani o makine, alacağınız makine materyali kuru ve yarı kuru halde balya yapabilmeli. Kuru ve yarı kuru halde. 2. Amaca uygun olarak balya büyüklüğü ve sıkılığı ayarlanabilmeli. 3. Pick-up düzeninin yükseklik ayarı traktör üzerinden yapılabilmeli. Diğer bir özellik, pick-up genişliği yeteri kadar büyük olmalı. İş ve yol konumuna dönüştürülmesi kolay ve pratik olmalı. Çalışması sahip titreşim ve vuruntusu çok az olmalı. Lastikler yeterli ölçüde geniş olmalı. Bu suretle yumuşak tarlada toprağa batmamalı, toprağa sıkıştırmamalı, rahat çalışmalı. Makinenin çeşitli kısımlarında emniyet düzenleri arkadaşlar bulunmalıdır. Bunlar sizin bir balya makinesinde arayacağınız özellikler, olması gereken özellikler. Geliyoruz arkadaşlar otomatik bağlamalı ve pick-up'lı balya makineleri, en fazla kullanılan balya makineleri bunlar. Bu makineler genellikle traktör kuyruk milinden tahrik edilir ve çekilir tiptir. Tabii kendi yürü tipleri de bulunmaktadır. Arkadaşlar şöyle bir otomatik bağlamalı
Pikaplı tip balya makinesi ve parçaları üstten görünüşlü verilmiş. Şimdi bir ile başlayalım. Bir şaft. Nereye bağlı? Kuruk mille bağlı. İki volan. Şaft volana bağlı. Volanın görevi ne? Volanın görevi hareketin düzgünlüğünü sağlamak. Hız farklılıklarını ortadan kaldırmak. Ve özellikle yüksek güç istenen, yüksek kuvvet istenen yerlerde devreye girerek dar boğazları atlatmak. Üçüncüsü krank bileği. Krank bileği ile piston bağlı. Tabii şey, krank bileği ne yapıyor arkadaşlar? Volandan aldığı dönme hareketini git gel hareketine dönüştürüyor. Ve piston koluna bağlı. Piston kolu da dörtle gösterilmiş. O da neye bağlı? Pistona bağlı. 7 ile gösterilen pistona bağlı. 5 kayar kavramı demişiz. Bu kayar kavramı arkadaşlar pickup düzeninde var bir tane. Burada pickup düzene tıkandığı zaman zarar görmemesi için pickup düzeninin dişlerinin kırılmaması için devreye girerek boşa dönüyor ve toplama işlemini bırakıyor. Altı piston bıçağı var. Arkadaşlar piston bıçakları şimdi piston ileri gittiği zaman sıkıştırma odasında sıkıştırdığı zaman giderken helezondan gelen ürünü kesiyor. Yani düzgün bir sıkıştırma işlemi yapabilmek için 12 ile gösterilen helezondan gelen ürünün yandan dikkat ederseniz arkadaşlar piston bıçağı 6 ile gösterilmiş. Pistonun sağ, bize göre sol tarafında ve yani helezon tarafında helezondan gelen ürünü yeşil yemi keserek ne yapıyor? Hem basınçla sıkıştırmasını hem düzgün bir sıkıştırmanın yapılmasını sağlıyor. 7 piston, 8 yedirici kol rankı. İşte dedik ya helezondan gelen ürünü alarak pistonun önüne veren parçaya biz yedirici kol adını veriyoruz. 9 bağlama düzeni, bağlama işlemi yapıyor. 10 plaka, onunla gösterilen pickup düzeninde olan plakalar var böyle. Plaka dediğimiz düz metal. Her iki plakaların arasında da tırmık dişleri var. Onlar dönüyor. Tırmık dişleri hareketli, plakalar sabit. Plakalar arasında tırmık dişleri dönme hareketi yaparak yerden olan, namludan olan ürünü yeşil yemle toplayarak helezona iletiyorlar. 11 pickup parmakları, 12 helezon iletici, 13 yedirici kollar, 14 balya ölçüm tekeri. Arkadaşlar 14'te gösterilen balya ölçüm tekeri balyaya temas ederek çalışıyor ve balyanın boyunu ayarlamada kullanılıyor. Yani sıkıştırma odasındaki balya ilerledikçe yani boyu büyüdükçe bu 14 balya ölçüm tekeri döndürüyor. Ve siz önceden ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu teker iki defa döndüğünde bağlama düzeni çalıştır. Ve iki defa o teker döndüğünde bağlama düzeni harekete dönüş başlıyor. Ve orada bağlama yapıldıktan sonra balya kesiliyor ve dışarı atılıyor. Balyalama bitmiş oluyor. Siz bunu 3 dönmede, 1 dönmede ayarlayarak ne yapıyorsunuz? Balya boyunu ayarlıyorsunuz. Buna balya ölçüm tekeri dönüyor ve balyanın üzerine takılı olarak dönüyor. Bir çark düşünün. Dönüyor ve çarka ne bağlı? Arkada bir mekanizma bağlı. Bu mekanizma çarkın iki dönmesinde ya da bir dönmesinde ya da üç dönmesinde bağlama düzenini harekete geçiriyor. 15 balya odası, 16 ip kutusu, 17 basınç ayar kolları, 17 de balya kanalı. İşte ana parçaları şunlar balya makinesinin. Namlu halindeki ürünü tarladan kaldırarak toplayan pickup ya da toplayıcı. Toplanan materyali balya odasının girişine taşıyan helezon iletici. Sıkıştırma pistonu geri giderken materyali sıkıştırma odasına yerleştiren o kol yedirici düzen. Balya odasında ürünü sıkıştıran piston. Balya odasında sıkışan ürünün piston geri çekilirken balya odasında sıkıştırıp durumda kalma sağlayan mekanizma. Şimdi arkadaşlar bu mekanizma şu.
Piston gitti, sıkıştırdı, vurdu. Yani gitti, vurdu şeye, ota, sıkıştırdı. Geri çekilirken o otun eski haline dönmesini engelleyen bir mekanizma var. Yani çek valve'e benziyor. Geri gelmesini engelliyor. İleri doğru hareketli ama geriye doğru hareketi kesen bir mekanizma var. Balya odasının içerisinde. Balyaları ip ya da telle bağlayan bağlama düzeni, balyanın boyunu ayarlayan balya ölçüm tekeri. Bunlar arkadaşlar ana parçalar. Volan gösterilmiş. Mafsallı şaftın hareketini dişli kutusuna ileten ve pistonun hareketini devamını sağlayan bir volan var. Burada sarı renkli olan şaft biliyorsunuz kuyruk biline bağlı. Volan ve şaft hareketli organlar kapalı. Dikkat ederseniz plastikle kaplanmış. Balya kızağı ve taşıyıcı var arkadaşlar burada. Bakın daha önce dersin başında söyledim taşıyıcı. Yani buradan çıkan balya tarlaya bırakılmıyor. Doğrudan ne yapıyor? Tarım arabasının arkasına tabii birbirini iterek bir itici yok. Önden çıkan balya makinesini arkadan gelen balya iterek o şekilde arkada tarım arabasına veriyor. Orada biri bekliyor veya iki kişi o balyayı alıyor. Üst üste diziyorlar balya makinesinin üzerine. Burada fırlatıcı tipler de var son yıllarda çıkan. Balya kızağından tarlaya bırakılıyor. Üçüncü bir yöntem veya daha sonra siz tarladan ne yapabiliyorsunuz? Topluyorsunuz. İşte küçük balya makinesinin çalışma sistemi arkadaşlar. Ürün girişi var bakın. Ondan sonra helezon iletici var. Burada helezon iletici 90 derece yön değiştirdi. Yedirici düzen var, parmaklı. Helezondan aldığı ürünü pistonun önüne ileten. Volan var, pistona bağlı. Daha sonra piston, bakın kırmızı ok takip ederseniz ne yapıyor? Ot balya kanalına geliyor. Balya odasına sıkıştırdıktan sonra dışarıya gönderiliyor. Güzel bir şekil bu. Tabii arkadaşlar bu balyalar şöyle ya yaş olarak balya yapılıyor. Yani hemen hasat ediyorsunuz. Hasat ettikten sonra balya yapıyorsunuz ve tarlada kurumaya bırakıyorsunuz. Ya da belli bir kuruluğa geldikten sonra yaparak tarlaya kurumaya bırakmadan doğrudan şeye bırakıyorsunuz. Ama balyanın küflenmemesi için, bozulmaması için %25-30 arasında bir neme sahip olması gerekiyor. Balya odasında toplama düzeninin çalışması gösterilmiş arkadaşlar. O bölüm sadece alınmış bakın. Bir ot ya da namlu tarlada bulunan bir ot. İki pick-up toplayıcı düzen. Pick-up tekeri demişiz. Teker döndürüyor. Yani üzerinde parmaklar var. Parmakları döndürüyor. Üç plaka. Plaka, pick-up sabit dedik biraz önce. Bu arkadaşlar pick-up tekeri üzerindeki parmaklar o plakaların arasından dönüyor. Plakalar sabit. 4 muhafaza, 5 iletim helezonu, 6 da destek tekeri. İşte burada bir fotoğraf görüyorsunuz. Pick-up toplayıcı düzen. Kurumuş ve nemli haline gelmiş materyalin balya makinesinin içerisine alımını sağlayan parça. Materyalin yerden toplama yüksekliği, mekanik ve hidrolik sistemine ayarlanan çeşitleri bulunur. Saat istikametinin tersi yönde hareket ederler arkadaşlar. Bu pick-up düzeni sürücü tarafından bir kolla, şurada bakın belki ipi de görüyorsunuz, kaldırılıp indirilebiliyor. Yani otomatik olarak kaldırılıp indirilebiliyor. Sürücü operatör ona müdahale edebiliyor. Şurada işte yedirici kolların çalışması var. Bir ile gösterilen pick-up düzeni var. 6 ile gösterilen iletim helezonu var. 5 yedirici kol, 4 kol krankı, 3 kol ayar deliği. Bu dikkat ederseniz 3 tane delik var. Arkadaşlar bu kolu 3 noktaya bağlayarak buradaki yediricilerin etkinliğini değiştirebiliyorsunuz. 2 de balya odası verilmiş. Arkadaşlar dedik ya biraz önce senkronizasyon önemli. Piston hareketi çapraz yedirici kollarla senkronize çalışması lazım.
O nedenle yani birbirlerine değmemesi lazım. Pistonun kollara çarpmaması gerekiyor. Yine orada bağlama düzenli elemanlarına çarpmaması gerekiyor. Bunların senkronize içinde çalışması lazım. Yani bağlama düzeni, piston, yedirici kollar bir senkronize içerisinde çalışıyor. Pistonun dakikadaki strok sayısı 65-80. Bazen bu 100-120'ye de çıkabiliyor. Yani dakikada 80 defa sıkıştırma işlemi yapıyor demektir. Belli bir miktardaki yani yerinin verdiği miktardaki bazı şeyi otu sıkıştırma odasında sıkıştırıyor piston. İşte piston ve piston bıçağı verilmiş. Burada piston bıçağını görüyorsunuz arkadaşlar. Piston bıçağı dediğim gibi yedirici gelen otun kesilmesini sağlıyor. Götürücü ve yedici parmaklarının getirdiği materyali piston köşesinde ve karşısında bulunan bıçaklar vasıtasıyla keserek balya sıkıştırma kanalında sıkıştırarak balya haline getiriyor. Pistonun görevi bu. Piston ölçüleri ile balya kanal ölçüleri birbirleriyle uyumlu olmak zorunda tabii ki. Şurada bir dakika, balya ölçüm tekeri dedik. Evet, balya ölçüm tekerinin görevini burada anlatmış. Anlattık zaten. Bu da arkadaşlar balya ölçüm tekeri var. Bakın balyanın üzerine bağlı. Dönerek balya ilerledikçe yani balya yapıldıkça ve arkaya doğru gittikçe balya ölçüm tekeri var. Bu da bağlama işlemi yapıyor. Bu balyaların bu düzen üzerine arkadaşlar balya sayısını ölçen sensörler de konuyor. Kaç balya yapıldığını gösteren yaptığınız balyayı oradan direkt okuyabiliyorsunuz. Öyle bir düzenlikler de var son yıllarda. Evet, balya makinalarında balyaların bağlanmasında ip ya da tel kullanılır demiştik. Tel hayvan sağlığı açısından tehlikeli olduğundan dikkat edilmelidir. Genellikle terk edilmiştir, ip kullanılmaktadır. Ancak ipin de yine arkadaşlar balyadan alındıktan sonra otun hayvanlara verilmesi gerekir. İp, yani ipi hayvan yiyebilir anlamında değil, ona da dikkat edeceğiz, yemeyecek. Ama tel kadar zararlı olmadığı için şu anda ip kullanılıyor. Ancak tel ile bağlanan balyalar daha sağlam. O nedenle uzun mesafeli iletimde ihraç edilen balyalarda tel tercih ediliyor. İşte bunların iplerin ve tellerin belli özelliklerde olması lazım. Bunların standartları var arkadaşlar. Kaç metre olacağı, kalınlığı, dayanımı hepsi standartlarla belirtilmiş. Siz alıyorsunuz ve takıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Tel bağlamalı balya makinelerinde tel kütimi yaklaşık olarak 1 ton için 5-6 kilogram. Yani 1 ton balyaya 5-6 kilogram tel gidiyor. İpte ise 1,5 kilogram gidiyor. Bağlamada kullanılan teller 45 kilogram bobinler halinde genelde satılıyor. Balya ipleri ise 11 kilogramlar yumurtlar halinde satılıyor. Normal iplerin 1 kilogramı 200 metre, sentetik iplerin 1 kilogramı 400 metre geliyor. Tabi bu firmadan firmaya değişiklik gösterebiliyor. İpli bağlama düzeninde ip yumaklarının yerleştirildiği bölüme ip taşıyıcı iğne, ip tutucular ve düğümleme düzeni gibi üniteler bulunur. Balyanın bağlanması için çift balyanın bağlanmasından sonra iğne aldığı ipi balyanın etrafına geçirerek çatı üzerindeki ip tutuculara gönderir. Arkadaşlar düğümleme düzeni, bağlama düzeni bir fotoğraf olarak ekranda görülüyor. Çok karmaşık bir yapıya sahip bu. Gerçekten bak ölçüm tekeri de var dikkat ederseniz. Ölçüm tekeri de burada görüyorsunuz. Burada bağlama düzenini görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu bağlama düzeninin çalışma sistemi adım adım nasıl? Bakın siz elle de yapabilirsiniz. Sınıfta olsaydık biz yapabilirdik iple de. Şöyle ip alıyorsunuz. Bakın iki parmağınıza ip koyuyorsunuz. Ekrana göre sağdaki ip, soldaki de karga burun diyoruz biz. Şeyde bağlama düzenli olan karga burun, bağlama işlemini yapan organ. Birinci durumda ip tutucu ucundadır. Yani karga burun ucundadır. Karga burun üzerinde düğümleyici sağa doğru döner. Bakın sağa doğru dönüyor. Bu birinci aşama. İkinci aşamada
Bakın bu sağa doğru dönüyor dedik ya, döndü. Düğümleyici dönmeye devam eder ve ipin her iki ucunu da birlikte götürür. Siz de elle yapıyorsunuz bakın burada. Sağ tarafta da elle yapılan gösterilmiş. Üçüncü konumda düğümleyici 360 derece. Yaklaşık 320 derece döndüğünde karga bunun açılarak ipleri araya alır. Yani 360 derece dönecek ya, 320 derece döndüğünce karga burun ağzı açılıyor ve ipleri araya alıyor. Siz de parmağınızı açıyorsunuz, ipi araya alıyorsunuz. İşte bu sırada bir tur atarak ağzı, yani 360 derece olduğu zaman kapanıyor. 320 derecede açıldı. 360 derece geldiği zaman kapandı. Ve ipleri sıkıştırıyor. İpler her iki uçtan bu sefer ne yapılıyor? Çekiliyor arkadaşlar. Tutup çekiliyor. F'de ipler çekilmeye devam ettiğinde karga burnundan kurtulur ve bıçak bu sırada ipleri keser. Bakın burada olduğu gibi düğümü yaptık. Karga burnunda kurtulduğu anda ipi ne yapıyor? Bağlama düzeninden kesiyor. Keserek ip bağlama düzeninden ayrılıyor ve balyanın üzerinde bağlamış oluyor. Burada da balyaların iple bağlanmasında derli toplu hep bir arada işlemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bağlama düzenlerinde kormik ve D-ring sistemleri kullanılır. Genelde McCormick ve John Deere dediğinden iki tane sistem kullanılır. Bir de ileride göre Massey-Harris var. Massey var. Bir de onu kullanır ama bizim balya makinalarında kullanılan iki tane McCormick ve D-Ring sistemleri. Cormick sisteminde düğümlerin bir ucu diğerlerinden 25-30 milimetre daha uzunken D-Ring sisteminin ipin her iki ucu birbirine eşittir. İşte bakın şurada. A'da Cormick sistemi bir bağlama düğüm yapıldıktan sonra ipin bir ucu diğer ucundan 25-30 milimetre daha uzun yapılıyor Cormick sisteminde. Ama D-Ring sisteminde de eşit yapılıyor. Tek aslında farkı bu. Tabi mekanizma farklılıkları hep aynı prensibe göre dayanıyor ama aradaki temel farklılık bu. Bakalım. D-Ring sisteminde ip tutucu dikey olup hareketli bir bıçak vardır. D-Ring sisteminde ip tutucu dikeydir. Hareketli bir bıçak var. İpin ucu karga burnundan çıkmadan önce ip kesilir. İpin ucu arkadaşlar, biraz önce gösterdiğimiz karga burnuna çıkmadan önce ip kesilir. Bakın şurada kormik ip bağlama sistemi var. Zamanımız daraldığı için biraz hızlı geçiyorum. Bu kormik ip bağlama sistemi arkadaşlar, dikkat edin. Şu da bu da kormik'in fotoğraf şekli. Kormik, McCormick bağlama düzeni fotoğraf şekli. Şu da D-Ring ip bağlama sistemi. Burada da D-Ring ip bağlama sistemi gösterilmiş. Bu McCormick dediğimiz bağlama düzeni en fazla kullanılan tiplerden bir tanesi. Bu kullanılıyor aslında. Bu böyle biraz daha ayrıntılı. Burada arkadaşlar bir şasi, iki karga burun, üç karga burun hareket dişlisi, dört ip tutucu sabit üst kısmı, beş ip tutucu hareketli alt kısmı, altı ip tutucu hareketli dişlisi, yedi ip tutucu gerdirme vidası, sekiz gerdirme parçası, 9 ip tutucu için ilave gerdirme, 10 ek gerdirme vidası, 11 bıçak. Burada da işte fotoğrafta da karga burnu hareket dişlisi, karga burnu bıçak hareket dişlisi, ip tutucu, ip tutucu hareket dişleri, ip tutucu ayar vidası gibi verilmiş. Bu da D-Ring sistemi. D-Ring sisteminde ne dedi? İpler bağlandıktan uçları aynı eşit, düğümden sonraki boyu eşit. Cormick sisteminde ise birisi 25-30 milimetre daha uzun. Balyaların tel ile bağlanmasında iki tip sistem kullanılıyor. İşte arkadaşlar burada tel birikme düzenleri A dişli bir iki tane dişli şeyler teller üst üste konuyor ve döndürülüyor. Siz de belki yapmıştırsınız. Döndürerek bağlıyorsunuz veya B'de kancalı kancaya bağlıyorsunuz. Yine döndürerek arkadaşlar tellerin uçlarını birbirine bağlıyorsunuz. Evet, burada bırakalım arkadaşlar. Otomatik bağlamalı ve pikaplı tip balya makinelerinin iş verimleri var. Burada bırakalım. Çünkü süremiz 45 dakika, aslında 40 dakikaydı. Şimdi
Arkadaşlar, bu şeyle ilgili sorunuz var mı? Yani sınavla değil de bununla dersle ilgili bir sorunuz var mı? Onu önce alalım. Sonra kaydı kapatacağım. Ben şeye, diğerine geçeceğim. Burada anlattığımdan sormak istediğiniz var mı bana? Tamam. O zaman ben şu kaydı durdurayım. Boşuna yer iş